Konfor alanı insanın rahat ettiği alandır. Kendini güvende hissettiği alandır. Kendini rahatlattığı alandır. Hani böyle konuşayım ve rahatlayayım dediği alandır. Bu alanda insan değişmez. Etrafında duvarlar yükselir ve değişimi de zorlaşır. Aslında koptuğu alandır, çürüdüğü alandır. Ölmüştür, haberi yok o konfor alanında ve hiçbir şey değişmez hayatında. Hep eski tas, eski hamam. Şöyle görüntü yoluyla anlatayım. İnsanın konfor alanı şu, bu alanın dışına çıkamaz kişi. Yani burada rahat ediyor, kendini iyi hissediyor. Ondan sonra güvende hissediyor. Yıllardan beri hep bu alanda, tamam mı? Bu alanda kaldığı için, hapsettiği için devamlı duvar yükselmeye başlıyor. Yani tuğla gibi düşün. Birinci sıra tuğla, ikinci sıra tuğla, üçüncü sıra tuğla. Zaman geçtikçe tuğlalar yükseliyor ve insanın etrafında böyle duvarlar örülüyor. Burada bu duvarlardan çıkmak, yani değişim yapmak hayatında çok zor oluyor. Bir kuyu gibi düşünün. Bu kuyunun içerisinde kişi konfor alanında hapsoluyor. Çünkü değişim bu konfor alanının içerisinde olmuyor sevgili arkadaşlar. Konfor alanının dışındadır her zaman değişim, gelişim, bereket, güzellikler her zaman dışarıdadır. İnsanın dışarıya çıkması lazım. Yani konfor alanından dışarıya çıktığında konfor alanını genişletmiş olur. O zaman konfor alanı şöyle dışarıya çıkarsa eğer büyümüş oluyor ve devamlı insanın kendini geliştirme ihtiyacı var. Fıtratı gereği insan değişmek zorundadır. Değişmediği zaman bu konfor alanının içerisinde insan hapsolur şöyle ve bu konfor alanı bir tabuta dönüşür. İnsanın çürüdüğü, aslında öldüğü ve gömülmediği alandır. İnsanın iki günü bir olmamalı. İki günü bir olduğu zaman, yani iki günü aynıysa eğer, hadis-i şerif öyle, peygamberimiz öyle buyuruyor, insan ziyandadır diyor. Aynı olmamalı, devamlı farklı olması lazım. Zaman ilerledikçe senin diğer güne göre, yani düne göre biraz farklı olman lazım. Bir milim de olsa bir değişime ihtiyacım var. Ve insanlar kendini sürekli konfor alanına hapsediyor. Nasıl hapsediyor? Mesela böyle kısa süreliğine mutluluk, rahatlatıcı ne varsa onunla meşgul ediyor kendini. Mesela birisiyle konuşuyor ve rahatlıyor. Telefonla arıyor, diyor ki ya derdim var, sıkıntım var, seninle bir 5 dakika konuşma ihtiyacım var diyor. Ve konfor alanından çıkmamak için birisiyle telefonla görüştükten sonra tekrar dışarı çıkacak diye çıkamıyor, tekrar içeriye giriyor. Yani telefonla birisiyle görüşmek, dertleşmek insanın içindeki haz maymununu devreye sokuyor. Haz maymunu nedir? Hani maymun iştahlı dedikleri şey var ya, devamlı böyle hazzı arıyor. 5 dakikalık bir keyif, 5 dakikalık bir rahatlamayla insan tam dışarı çıkacakken, hani dertler niçin var? Niye problemler var? Neden var bunlar? Çözmek için var, dışarıya çıkmak için var, insanın gelişimi için var. Buradan tam çıkacaktı, derdi vardı ama ne oldu? Birisiyle, psikologla konuştu veya sevdiği bir arkadaşı var böyle, dinliyor. Tam böyle dışarı çıkacaktı aslında, kendini geliştirecekti, konfor alanını büyütecekti. Pat diye 5 dakika konuştuktan sonra rahatladı ve tekrar tabutun içine girdi. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, eğer önünüzde bir problem varsa, bir sıkıntı varsa, bir derdiniz varsa onu çözeceksiniz. Çözerseniz konfor alanından dışarıya çıkarsınız. Şurada gösterdiğim gibi ve konfor alanını büyütürsünüz. Büyük bir alan, vizyonunuzu büyütürsünüz. Eğer dışarıya çıkarsanız, ama eğer ya hocam sizinle bir 5 dakika konuşayım ne olur, 5 dakika rahatlayayım derseniz, rahatlarsanız, tamam mı? Çok önemli. Konfor alanından dışarı çıkamazsınız. Dışarı çıkamazsınız. Ve tekrar hop içeriye girersiniz. Gönlüme su serpti, ben rahatladım diyerek kendi tabutunuzun içerisine, yani şu gördüğünüz tabut öyle diyelim, bu konfor alanının içerisine girersiniz tekrar. Yine 3 ay, 5 ay yine bu şekilde çürümeye mahkum olursunuz. Bir ceset gibi
kendinizi geliştirme ihtiyacınız olmaz. Neden? Çünkü rahatladığınızdan dolayı. Rahatlamak değil mevzu. Yani haz almak, o kısa zevk sizi ileri taşımıyor. Sizi ileri taşıyan şeyler ne? Sizin problemleri çözmeniz. Problemi çözeceksiniz. Bu kadar basit. Problemi çözünce dışarı çıktığınızda hemen konfor alanınız, vizyonunuz büyüyor. Çünkü insanlar problem çözdükçe gelişiyor. Şurada gösterdiğim gibi. Her gün kendini geliştiriyor. Problemleri, dertleri çözdükçe, kafasını kuma gömdükçe, rahatladıkça konfor alanına mahkum kalıyor ve orada o tabutun dışına çıkamıyor değerli arkadaşlar. Hani insanlar diyor ya, hocam ben yapamıyorum, ben başaramıyorum. Nedenden de olmuyor. Çünkü sen haz maymunundan faydalanıyorsun. O haz maymunu devreye giriyor. Haz alıyorsun, zevk alıyorsun, keyif alıyorsun. Rahatlatıyorsun kendini. Ondan sonra ya tamam diyorsun, rahatlattıktan sonra boş ver diyorsun, salla gitsin diyorsun. Konfor alanından dışarı çıkıp problemleri çözmediğin için ilerleyemiyorsun. Hani hocam para kazanamıyorum, işte şuna ulaşamıyorum, şunu yapamıyorum diyen, böyle devamlı şikayet eden arkadaşlar içindeki haz maymunundan dolayı rahatlatan insanlar. Kısa süreliğine keyif alan, böyle yani tamam okey bir sıkıntı yok, kendimi değiştirmeme gerek yok diyen insanlar, onlar hedefine ulaşamıyor. Problemlerini çözmeyen insanlar, onlar büyüyemiyor sevgili arkadaşlar. Yani şunu demek istiyorum değerli arkadaşlar, kısa süreliğine keyifler, kısa süreliğine rahatlamalar insanı geliştirmiyor. Çünkü insan devamlı bir deve gibi kafasını kumun içerisine sokup böyle kendini rahatlatıyor ve kendini rahatlatınca da gelişim olmuyor değerli arkadaşlar, gelişim ancak problem çözerek, sorumluluk alarak, gayret göstererek oluyor. Konfor alanından çıkmanızı tavsiye ediyorum. Böyle rahatlatıcı hocam, sizinle bir 5 dakika konuşayım, rahatlarım. Bunlar sizi ileriye taşımaz. Nafile. Hem siz enerji harcarsınız hem de sizin karşınızdaki kişi boşa nefes tüketir. Çünkü o hayatı değiştirmiyor değerli arkadaşlar. Yani TikTok karıştırmak gibi. TikTok'ta böyle keşfette dolaşmak sizi kısa süreliğine rahatlatıyor ama problem çözmüyor. Yani burada ben bir şey anlattım sana. Bunu öğrendikten sonra hemen hayatına yansıtman seni ileri taşıyor. Senin duymak istemediğin, senin nefsine ağır gelen ne varsa o seni ileri taşıyor. O konfor alanın dışında oluyor. Sorumluluk almak seni dışarıya çıkarıyor. Senin vizyonunu büyütüyor değerli arkadaşlar. Biz yıllardan beri mentörlüklerle, eğitimlerimizle bu hususta yardımcı oluyoruz. Konfor alanlarını genişletiyoruz. Eğitim ve programlarımızla 3 aylık, 6 aylık, 1 senelik programlarla ileriye taşıyoruz. Onlar arzuladığı hedeflere ulaşıyor. Ne istiyor insanlar genellikle? Finansal rahatlama istiyorlar. Başka ailelerinde huzur ve mutluluk istiyorlar. Başka özgüvenlerini arttırmak istiyorlar. Sorumluluk almak istiyorlar. Erteleme hastalığından kurtulmak istiyorlar. Başka ne istiyorlar? Sağlık istiyorlar. Yani bedensel sağlık ancak psikolojik sağlıkla oluyor değerli arkadaşlar. Başka mesleki başarılar istiyorlar. Yani insanın istediği 5 tane madde var ve arzuladığı hedeflere ulaşmak için yapması gereken şey bu konfor alanından dışarıya çıkmak. Buradan dışarıya çıkmak da ancak bir rehber eşliğinde, bir mentor eşliğinde oluyor. Eğer siz de şu saydığım arzuladığınız hedefler varsa, bu hedeflere ulaşmak istiyorsanız, o zaman bizim programlarımıza katılmak için hemen videonun altındaki linke tıklayarak, formu doldurarak bizim eğitimlerimize başvuru gönderebilirsiniz. Eğer uyuyorsanız, çünkü herkes uyumayabilir, adamın erteleme hastalığı varsa biz onu alamıyoruz veya psikolojik bir rahatsızlığı varsa onu eğitime alamıyoruz. Sen de merak ediyorsan, yani bu programa uyuyor muyum, uymuyor muyum? Bunu anlamak istiyorsan o zaman bizim programımıza başvuru gönder. Eğer uyarsan seninle güzel bir yolculuğa çıkarız. Online eğitimlerimizle seni de ileriye
taşıyabiliriz. Binlerce insan başardı. Sen de başarabilirsin. Hemen videonun altındaki linke tıkla, başvuru gönder. Eğitimlerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kal.